Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Maksud ders notlarımızda film muzari'ye geldik. Film muzari' mazi fiilin başına eteyn, etyne kelimesinin başındaki harfler, yani muzari harfleri bu harflerden biri getirilerek elde edilir. Nasara başına y getir yani soru. Ten soru ensuru nensuru gibi düşünün film muzari bizim film mazide olduğu gibi malum etken meçhul edilgen olarak hikayedir şimdi arkadaşlar bazen bu malum meçhul ifadelerini Türkçe'de kullanıldığı bizim Türk dilindeki ifadelerle kullanıyorum ki onlar da zihnimize yerleşsin İlk önce malumun ne olduğunu bileceğiz Türkçe karşılığı Türk diline karşılığı etken yani öznesi belli. Meçhul bileceğiz Türk dilinde karşılığı edilgen yani öznesi belli değil. Peki, malum muzari etken olan muzari, öznesi faili belli olan muzari bütün bablarda malum muzarının muzar tarifi feta alır. Yani ilk harif fetal olur. Mesela nasara yensur. Tamam? Bütün bablarda böyle. İşte in kesara yen kesir. Tamam? Ancak ancak bakın sülalsi mezit rubayi. dört harfli olan işte ekreme gibi işte nedir ferraha gibi tefil babiye. işte mufale gibi sülalsi mezit rubai dört harfli mezit bab sülalsi mezit bablarda bir de rubai mücerret yani dört harfli bablarda arkadaşlar zamil olur nasıl ekreme yükrimu ferraha yuferrihu katile yukatilu dahrece yudahrecu görüyor musunuz Normalde bununların dışında fetal olur. Sondan bir önceki harf sülelsi mücerredin dışındaki bablarda kestralıdır. Sülelsi mücerredde onu ne yapıyoruz? Sondan bir önceki harf zaten aynı elif oluyor. Onu babının durumuna göre zammeli, fetalı, kesralı yapıyoruz. Onun dışında sülelsi mücerredlerde aynı fiili geldiği baba göre ayarlanır. Sülelsi mücerredin dışında kesralıdır. Ancak tefaül babı ve tefaül babı gibi bir de tefa'lele babi gibi tedahreci yani. Bu bablarda arkadaşlar nedir? Başında t olan bu bablarda ve ona ilhak edilen tefa'lele tedahreci ediyoruz ya tedahreci ilhak edilen bablardaki arkadaşlar sondan bir önceki harf kestiril değil. Fetaldir. Nasıl? Bakalım. Tefa'lele yetefa'lilu. Görüyor musunuz? Tefa'le yetefa'lu tedahrece ya gibi. Son harf ise başına film uzarın geneli böyle değil mi? Malumu da böyle, meçhul de böyle. Başına nasp eden veya cezm eden amillerden değil mi? Tesir eden, etki eden amillerden bir amil gelmedi vakti zammeli olur. Nasara yensur. Ekrana yükrimu. Bakın sonra zammeldir. zammelidir. Meçhul muzari. Meçhul muzar de muzar tarifi zammeledir. Yani ilk harf zammeledir arkadaşlar. Yen soru malumu. Yun soru. Bak yun soru meçhul. Değil mi? Yukrimu malumu. Yukramu meçhul. Yudahricu malum. Yudahracu meçhul. Yenkesiru malum. kesur meçhul. Yestahricu malum. Yustakrucu meçhul. Evet meçhul muzar de muzar tarifi zammeli. Sakin olanlar yine sakin. Yani üzerinde cezim, cezim, cezim var ya. Bu cezim olanları karışmıyoruz. Malumda da aynı cezimdir. Meçhulde de. Son harf dışını, son harf neye göreydi? Amile göreydi. Son harf dışında kalanlar da fetel olur. Son harf ise malumda söylediğimiz üzere nas ve cezm eden bir amil gelmedikçe zammil olur dedik. Evet. Yensuru, yunsuru. yukrimu yukramu yudahricu, yudahracu, yankesuru, yunkesaru, yestahricu, yustahricu gibi meçhulleri gelir. Peki, istisnalar demiş burada. Ne konuda istisna? Şimdi bakalım arkadaşlar. Mesela tefaul babı Dedik ya başına T bulunanlarda bir farklılık var. Onların sondan bir önceki harfi keserli değil. Onların sondan bir önceki harfi de fetalı. E nasıl peki karıştırmayacağız? Ha, i̇lk harf sadece tefaul, tefaul ve tedahrece bablarında ilk harf muzara tarifini zammiliyoruz. O kadar. Mesela yetebaadu, yutebaadu. Yetekellemu, yutekellemu. Yetedahracu, yutedahracu gibi. Evet, kısaca muzarinin malum ve ile ilgili bilgiler bu şekilde. Tekrar edecek olursak, fiil muzari malumda, bütün bablarda evet, muzara tarifi fetalı olur ancak sülersi mezit rubayı yani dört harfli sülersi mezit bablar. Bir de rubai müzeret babta ki bu durumda arkadaşlar bu zara tarifi ilk harf zameli olur. Ne gibi? Ekreme yükrimi gibi. Ne gibi? Dahrece yudarış gibi. İlk harf zameli. Sondan bir önceki harf, sülersi müzeretin dışındaki sülersi müzeretin sondan bir önceki harf aynı elif oluyor ve bu babın durumuna göre ayrılır. Bunun dışındaki bablarda sondan bir önceki harf kesir alır ama başında T te bulunan tefaale yani tefaul babı tefaale ya yani tefaul babı bu tefaul şeddeli bu tefaul elifli bir de tedahrece babı bunlar da arkadaşlar sondan bir önceki harf fethalıdır. Malum da böyle. Peki son harf son harf ne dedik? Amillerin durumuna göre. Amil gelmezse zammeli olur. Meçhul de meçhul muzaride muzar tarafı zammeli. İlk harf her zaman zammeli. Hiçbir istisnası yok. Tamam İlk harf fiil muzarinin meçhulünde ilk harf zammelidir. Sakinler sakin kalır. Geri kalan harfler fetalanır. Son harf de amilin durumuna göredir dedik. Evet. Yen susuru, yun soru gibi. Yükrimu, yukramu gibi. Aynı şekilde başında T bulunan fiillerde tefa'ul babu diyelim. Yete tefaale mesela yetebaadu meçhulü tebaadu tarzında olur diyoruz arkadaşlar. Peki emir nehi? Evet emir ve nehi muzari fiilin başına cezm edatlarından emir lamı li veya nehi lası la getirerek yapılır. Dolayısıyla son har cezimlidir, meczum. Harekesiz yani. Cezim alameti ise cem mühendis, muhataba nunu cemiler var ya hani yani sunnetten sunna gibi onlar çok tehlikeli dedik. Onlar kimse karışamaz. Cemi müennesleri kimse değiştiremez arkadaşlar. Tamam. Cemi müennes muhataba nunu memnidir. Dolayısıyla oradaki o nun faildir ve zamirdir. Bunları değiştiremeyiz. bunların dışındaki tesniyelerde müfret muhataba müfret muhataba biliyorsunuz tensurine gibi ve Cem-i Müzekker Tensur gibi, yani Suruna gibi Cem-i ne olur? Nun düşer arkadaşlar. Cezim alameti. Cem-i Nunları dışında sonunda Nun olanlarda Cezim alameti Nun düşer. Müfretlerde ise işte Yensuru, Tensuru, Tensuru, Ensuru, Nensuru diyebildiğimiz müfretlerde ise son harf sahi ise Cezim olur. E son harf illetliyse hocam o zaman da Cezim yerine son harf düşer. Tamam. Meçhul çekimleri ise muzariden elde edildikleri için aynen muzarinin meçhul sırası gibi olur. Bu çekimlerin nasıl olduğunu biz zaten ne yaptık? Emsilede ve bina kitaplarında gördük. Burada biz daha çok ne yapıyoruz? İşin felsefesini işte nasıl olduğunu hangi şekillerde geldiğini anlatıyoruz. Mesela emre hazır yapalım. Emre hazır. Malum muzari fiilin muhatap sırasından elde edeceğiz. Evet malum muzari fiil nedir arkadaşlar? Muzari. Malum. Hangisi oluyor? sur Bunun muhatap sırası. Müfet müzekker muhatabı tensur. Değil mi? Peki muhatap sırasını elde edelim. İlk önce muzari fiilin sonu cezm edelim. Arkadaşlar sonu cezm. Mesela ne dedik? Ten, Suru. Ten. Su. Ru. Bu cezim. Peki. Muzar tarifini atıyoruz. Bunu attık. Sonunu attık. Cezim yaptık. Cezim güzel olmadı. Hemen silelim. Yakışıklı bir cezim yapmaya çalışalım. Evet. Bu daha yakışıklı oldu. Peki muzar tarifi T'yi attık. Tamam mı? Son cezinmedik. Kalan ilk harf harekeli ise şimdi burada kalan harf burada nun. Nun da harekeli mi? Değil. Harekeli ise karışmayacaktık. O şekilde okuyacaktık. Ama harekeli olmadığı için harekeli olduğu için burada harekeli olmadığı için bir hemze getirmemiz lazım. Hani bu hemze hemzeye vasıl diye geçici bir hemze. Okunmak için geldi. Onun okunsun diye geldi o hemze. Dolayısıyla biz buraya biz buraya bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Değil mi? O işlemde nedir? Başına bir hemze getireceğiz. Peki bu hemzeyi getirdik. Getirdik ama bizim bir sorunumuz oldu. Nasıl harekeleyeceğiz? Aynı elif ile Aynı zammeli ise hemze zammelendi. Aynı fetalı ve kesalı ise o zaman kesaleyeceğiz. Tamam mı? Aileme yaylamı, -e -yaylam -e -yaylam gibi. Peki diğer bablardan hocam? Diğer bablardan çok daha kolay. Mesela hangi babı yapalım? Diyelim ki tekelleme. Ye tekellemu. Te -te, -kellemu, te Te kellemu. Bakın ne kadar kolay olacak şimdi. Tefa'ul babını yapıyoruz. Müfret müzekker muhatabını ele aldık. Te te -kellemu. Ne dedik? Muzlar tarafını atıyoruz dedik. Şöyle bir Silgiyle atmaya deneyelim bakalım. Çok fazla atıldı. Evet. Ne yaptık? Muzar attık. Bakın iyi bakın şimdi. Ne kaldı? Tekellemu. E, sonra bir cezim yapıyorduk. Okuyun. Tekellem. Bu kadar. Muzar tarifini at. Sonra cezim yap. Bitti. Mücerretlerde muzar at. Oraya bir hemze vasıl getir. Hemze vasıl da aynı harf fiiline göre hareketlendir. Bitti. Tamam. Peki. Şimdi burada arkadaşlar burada bir ecve fiilin ecve fiilin örneğini getirmiş ama bu yukarıdaki ecve fiile bakmıyoruz. Kafanız çok karışmasın diye daha çok bir sahih fiiller. Ezre fiil ve diğer bablarla ilgili diğer fiil türleriyle alakalı. Çekimleri daha sonra yapacağız. Evet kale işte kul emri la tekul nehi buna girmiyoruz. Nasara'yı alalım hemen? Nasara. Film uzarisi yensuru. Muhatabı tensuru. Şimdi ilk önce Nasara Yensur'un emri gaybi. Yensur'un başına bir lam getireceğiz arkadaşlar. Ne olur? liensur Son cezim yapacağız. Her zaman emir ve nehiyle son cezimdir. Bunu kafaya koyalım. Peki emir gaybta başına lem getiriyoruz. son cezim yaptık. liensur Neyi gaybta başına la getiriyoruz. son cezim laensur Emri hazırda nereden yapıyorduk? Film uzarının muhatap sıkasını aldık. Tensuru. T'yi attık. Buraya bir hemze getirdik. son cezimledik. Ne oldu? Unsur neyi hazır? Bu sefer muhatap sıkısının başına tensurunun başına la getirdik. La tensur. Sonu cezmedik. Bunların meçhulleri var mı? Var. Li yun sar. la yun sar. li sar. la tun sar. Aynı film uzarı gibi düşünün. Ama sonu ne yapıyoruz? Cezimliyoruz. Tamam arkadaşlar. Evet emri hazır. Evet neyi hazır? Emri gayb, nehi gaybi kısaca özet olarak burada bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani derimiz gibi bizim bu bilgilerle ilgili zaten emsile ve bina kalıplar ve o kalıpların çeşitlerini, versiyonlarını bize ifade eden kitabımızda bina kitabımızda gördük. Şimdi ne yapıyoruz daha çok mantığını öğrenmeye çalışıyoruz. Mesela bunun çekimi unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur ne tarzında değil mi? Bu çekimlerin hepsini gördük. Emir gayet mesela liyansur, liyansura, liyansuru. İtensur, itensur, liensur ne? Gibi arkadaşlar. Evet, ben burada dersimi sonlandırırken, arkadaşlar, sizi, sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Velhamdülillahi rabbil alemin.